Bak böyleyken yok, açma yok. Bak. Uzaklaşma yok. Sokaktaki gibi değil. Şu açılma demek ona şans verme demek. Ama kapalı kaldığı zaman sürekli bak. Bak sürekli. Şeyi alan bırakmıyorsun. Bir kolu çektin diyelim. Hangisini çektin? Bak. Hemen buradan. Devam. İçine. İçine. Şöyle kalmıyor. Böyle kalmıyor. Ya böyle. Ya da şöyle. Böyle. İçine. Ya tam arkada. Ya tam içinde. Yanına kaldığın zaman mesafe gittikçe uzayabilir. Mesafe uzarsa tekme. Bu sefer aldatmacalar olabilir. Hop. Değil mi? Bazen bunu senin yaptığı bir şey var. İstisna yok. Çok sürpriz olduğu için şunu yapabiliyor. Hadi. Evet. Hop. Buradan alabiliyor. Mesela sağ kol yumruk geliyor. Buradan vurabiliyor. Belli olmaz. Ama demin duvarda çalıştığımız gibi. Yumruk bu. Mesafem müsait. Kasım döndü. Kasım veya diyelim böyle döndü. İki seçenek var. Bak, vurdun döndü. Vurdun döndü. Ya da vuruyor. Başlamanın bir anlamı var mı? Zaten mesela oraya geldim. Yani. Kolay mı? Kolay mı şunu yapmak mesela? Buraya kadar gelmişim, kaçmışım. Hemen buradan devam et tekniği. Neler olabilecekse. İçine gir. Bir daha baştan alma. Bunun için çiğ sağ çalışmanız lazım. Bol bol. Çok kas var. Çok kas var. Gibi. Kolları kopmaması gerekiyor. Ne kadar temas ederse o kadar okuyabilirsin. Okunu iki türlü, bir temasla, bir de gözlerle. Şimdi arkadaşlar, burası üç tane mesafeden bahsediyor. Bir yakın mesafe, çok yakın. Trafik mesafesi. Onun içinde trafik mesafesi de var. Küçük mesafesi, orta mesafe, punching mesafesi. Sonra da uzak kick mesafesi. Bu
Benim işte şunda kötüyüm diye bir şey yok. Teknoloji. Eğer kollarında henüz hazır değilsen, teknolojini güçlüysen, değilsen, kullan, sert kullan. Kısa vuruşlar çok çabuk olur. Ve sürpriz olur. Kısa vuruş egzersizleri çok sıkıcıdır. Kimse şöyle tekrar çalışmak istemiyor. Bunu birden düştüğünü düşün. Yani etkili olduğunu düşün. Sıkıcıdır yani şu tekniği güçlendirmek sıkıcıdır. Şu mesafede bir korbaya vuruyorsun. Korbaya böyle çalışıyorsun. Düşün. Sıkıcı olabilir ama diz kapağına bu çok etkili vurduğunu düşün. Çabuk. Sen sonuca bak. Şu üst topu. Ve bunu yememek şansı var. Şimdi bak ben bu tekniği çıkayım yavaş çıkacağım da mesela. Sen vuracaksın, sen kaçmaya çalış. Tamam mı? Hazır mısın? Bak. Hazır. Bak hep vuruyor. Açamaz hocam, o mesaj falan. Niye güçlenmesin? Açamıyor. Açamaz hocam. Dövüşte çok imkanı var. O zaman şey yap, geliştir bunu. Şu vuruşlar, kısa vuruşlar var. Tekrar geriden. Rüzgar gibi de savurabilirsin. Şimdi ne kadar fark ettiğini görelim bakalım. Düşme mesafesi bayağı. En az hocam şu kadar. İyi bir fark. Şu kadar. Onun için vuruşlar böyle. Çok düz tercih etmiyorum. Yakından uzun silah kullan diyor Bruce. Bütün bunlar egzersizler mümkün. Kafayı boşalt. Son bir şey söyleyeyim. Düşünceyi şimdi öğrenirken devreye katabilirsin. Mesela yumruk geldi. Evet. Tak. Bir daha. Tak. Düşüne düşüne yaparsın. Sonra öğrendim. Beyin devreden çıkması lazım. Düşünme kalkması lazım. Beyinciye yani bilinç altına atman lazım. Evet. Tek hareket. Yani bu üçgen 1-2 üçgen tek. Böyle bir kabul etme yok. Yol kabul etme yok. Mesafe kabul etme yok. Hani yolu olarak kullanma diyor ya burası. Limit olarak kullanma. İşte bunu kastediyor. Ortada bir yol yok. Anlatabildim mi? Bak. Şimdi çıkışım engelli. Hazır mısın? Şimdi eğer şuradan buradan çıkmıyorum bir kere. Buradan şuraya kadar yol kabul edersen, tamam mı Kayıp? Bunu yol kabul edersen o okunabilir. Hazır. Şurayı kaldır. Hop geçsin. Hop. Öyle bir yol yok. Mesafe yok. Hazır. Patla. Tamam mı? Sadece patla. Ve direkt. Yolu kaldırdığın zaman flaşa benzer. Şlak o kadar. Yani ilkinde ne yaptık? Üçü, biri düşürdük. Sonra yolu tamamen patlayışına. Değil mi? Yolu olarak kullanmadığımız burası senin bu. O mesafeyi görmüyor.
Onu ağır kabul edersin mi var? Böyle bir yol yok. Ne kadar araya aracı koyarsan o kadar hedefler uzak olur. Araya koyduğun aracı şeye benzer, merhalelere benzer. Aldın merhaleleri, hepsi. Direkt ışığa. Ayakalı mısın? Hayır.